Biliyorsun. Bombay'da hayallerimi gerçekleştirmek için acı mı çekmeliyim ben? Oysa sadece Dida'nın tedavisi için para kazanmaya çalışıyordum. Başka bir işim de yok ki benim. Ama amcam, o Bay Abay'dan çok nefret ediyor. Yalan söylemekten başka yapacağım bir şey yoktu benim. Biliyorsun değil mi? Şimdi ne yapacağım ben? Hiçbir şey anlamıyorum. Allah, lütfen bana yol göster. Şruti, ne oldu? Dida iyi mi? Evet, çok iyi. İlaçlar iyi geliyor. Öksürüğü de azaldı. Öyle mi? Hı. Seni aradım. Çünkü sen Dida ile konuşmak istemiştin. Şimdi konuşur musun? Hayır. Şimdi işe geç kalıyorum da. Acele konuşmayayım. Onu gece ararım, olur mu? Merak etme, arayacağım. Madhu, sen iyi misin? Sesin çok gergin ve üzgün geliyor. Gergin değilim. Aslında ben hepinizi çok özledim. Bu şehirde sevgi ve bağlılık yok. Bu yüzden biraz ağlamaklıyım. Madhu, ağlamak zayıf insanların işidir. Sen zayıf değilsin, tamam mı? Kendine dikkat et. Şuti, kapatıyorum şimdi. Akşam ararım seni. Peki, tamam. Geldim. Bu saatte kim bu böyle? Siz misiniz? Siz... Buyurun. Beyefendi, bu ayki kirayı aldınız değil mi? Bittu'ya söylemiştim. Boş ver kirayı. Bu ayın kirasını da hazırladınız mı peki, ha? Nasıl yani? Haberim var. Burada paralı bir misafiriniz varmış. Hayır efendim, öyle değil. Yeter, her şeyi biliyorum. Bana yalan söyleyemezsiniz. Dün mahallede neler olduğunu da biliyorum. O kız kötü biriydi değil mi? Ha? Kendi ağzınla söyledin. Hayır evet onu ben evden attım bile. Yani emin olabilirsiniz. Ancak bu evi boşalttığınızda bundan emin olacağım. Bunu anlamanı istiyorum senden. Ne? Efendim ama bu ama... Yeter. Bu tarihi için ihtarname. Bunlar da evrakları. Gidin buradan. Ama... Üstelik bu ayın kirasını bile almadım. Zaten istemiyorum da. Sadece evimi boşaltın yeter. Ne? Bakın, eğer evi yarın boşaltmayacak olursanız pişman olursunuz. Ama efendim... Yoksa buraya adamlarım gelir ve bütün eşyalarınızı kapının önüne atar. Ama efendim... Bitti. Efendim... Yeter!
Lanet olsun sana Mado. Senin yüzünden başımıza neler geldi. Bu haksızlık ama. Senin yüzünden bizi hakaret etti. Senin yüzünden evimizden de oluyoruz. Bunun bedelini çok ağır ödeyeceksin. Bunu ağır ödeyeceksin Mado. Ben seni elime bir geçireyim. Seni öldürmezsen bana da Lilavati demesinler. Söyle bana. Ne yapayım ben? Kiminle konuşayım? Başıma çok şey geldi benim. Sunny. Alo. Alo Sunny. Evet Madu. Nasılsın? Sunny. Sana önemli bir şey söylemem gerek. Başım büyük dertte benim şu anda. Madu, sesli konuş biraz, duyamıyorum. Sor bakayım sor. Pune'den bir şey istiyor mu? Tamam. Madu, babam Pune'den bir şey istiyor mu diye soruyor. Hayır Sunny, seninle konuşmam gerek. Ne yapacağımı bilmiyorum ben. Madu, zor duyuyorum seni. Yüksek sesle konuşur musun? Sunny, ben sadece... Alo? Evet Madu. Madu? Evet. Şebeke gitmiştir. Tekrar mı arasam acaba? Efendim Sunny? Merhaba Bayan Kamli. Ben Abhay'ın kardeşiyim. Neredesiniz? Aslında ben... Dinleyin. Abhay sinirlenmeye başladı. Şimdiden 3 dakika geciktiniz. Lütfen hemen gelebilir misiniz? Tamam. Hemen geliyorum. Tamam. Peki. Durun, durun, durun. Tamam. Burada durun, buyurun. Saat 9. Ne yapacağım ben şimdi acaba? Ne olacak? Dikkat edin efendim. Siz gidebilirsiniz. Saat 9. Bakalım başıma neler gelecek. Efendim? Bayan Kamli, neredesin? Saat 9 oldu. Geciktin. Şimdi geliyorum efendim. Allah bilir Bibi'nin bakıcısı nerede? Daha bir gün önce geldi ama şimdi ortada yok. Apay da bunu neden tuttu bilmiyorum ki. Aman Allah'ım. Niçin bu kadar telaşlısın sen? Beni düşürmeye mi çalışıyorsun? Özür dilerim ben yenge. Hey! Beni son kez iyi dinle. Ben Apay'ın yengesiyim, senin değil. Anladın mı beni? Affedin beni. Bibi için bitki çayı yapmam gerekiyor da sabahları içiyormuş. Gerek yok. Ben hazırladım bile. Bibi geceden hazırlayıp sabah vermemi söyledi. Ben de hazırlayıp dolaba koydum. Şu anda dolapta duruyor yani. Hemen dönerim. Önce geç geliyorsun, Bibi'ye bunu geç veriyorsun ve şimdi bu. Hiçbir şeyi doğru yapamaz mısın? Senin derdin ne? Üzgünüm efendim. Tuhaf. Her zaman bahaneler bulurdu ama bugün üzgünüm dedi ve gitti. Gömleğimi de mahvetti. Madu, neyin var? Çayı içiyorum işte, surat asmasana kızım. Hayır Bibi, aslında ben işe geç kaldım ve her şeyi aceleyle yaptım. Bu yüzden ben Bana Bibi diyorsun ve sonra da yalan mı söylüyorsun? Kimse sana bir şey dedi mi? Hı? Kimse geç kaldın diye kızdı mı? Hayır. Öyle değil. Meyve saatin geldi. Ben hemen getireyim. Alayım.
Nesi var böyle bu kızın? Özür dilerim. Benim hatam. Lütfen beni kovmayın, olur mu? Lütfen. Son bir şans. Ben... Efendim lütfen, lütfen. Efendim lütfen dinleyin beni. Ben sizin özür dilerim. Efendim. Efendim. Ben... Şey... Efendim? Sessiz ol. Efendim, özür dilerim. Ben, yani şey ben... Efendim... Otur. Efendim, bir dakika. Ahlaksız! Utanmaz kız! Bütün olanlardan sonra bir de işe mi gittin ha? Senin yaptıkların yüzünden... Ev sahibi bizi evden atıyor diye söylemek istedim. Bütün gün hayatını yaşayan sensin. Aşağılanan da biziz. Sen kötü şeyler yaptın, biz de evsiz kaldık. Madu, en azından bizi düşünebilirdin değil mi? Ama sen kötü bir insansın. Bu aile sana evini açtı ama sen bizi mahvettin. Allah bilir. O babaannen de hasta filan değildir. Yoksa ona yalan söyleyip bombaya geldin ve hayatını mı yaşamak istedin? Beni dinle. Seni aramamın bir nedeni var, tamam mı? Senin yüzünden evimi kaybettim. Şimdi bize ev bulman gerekiyor. Tamam mı? Bunun içinde ne satarsan sat umurumda değil. Ne olursa, böbrek, kalp, ciğer olabilir, ne gerekiyorsa. Ama bize mutlaka ev bulmak zorundasın. Kendini öldür, ne istersen yap. Ama akşama bir ev istiyorum. Bu kadar, tamam mı? Evet, efendim, aslında... Bir şey soracağım. Buna hakkım yok. Onun kim olduğunu bilmek de istemiyorum. Seninle bağını da bilmek istemiyorum.
Ama biliyorum ki sen savaşmazsan dünya senin üzerine gelir. Ama hakkını aradığın gün insanlar artık boş boş konuşmayı keser. Bana sen demiştin. Gerçeği söylemeye cesaret edersen, sonuçlarıyla da mücadele etme cesaretini bulacaksın. Ayağına bir diken battığında, neden olacağı acı yüzünden çıkarmak istemeyebilirsin. Ama acıyı bir kez sabredip dikenden kurtulursan eğer, ona bağlı acıdan da, korkudan da kurtulursun. Beni dinle. Hakkını aramalısın ki sorunlarını çözebilesin. Çünkü durum ancak sen cesur olunca değişir. Söyle bana, kimlerle düşüp kalkıyorsun ha? Sen nerede çalışıyorsun? O büyük otellerde mi? Zengin evlerinde mi? Yoksa kendi yerin mi var? Gördünüz mü? Bunun ne iş yaptığı hiç belli bile değil. Al işte eşyaların. Al ve defol. Sen savaşmazsan dünya üzerine gelir. Ama hakkını aradığın gün insanlar boş boş konuşmayı keser. Ah, fotoğraflar bile kutuya sığmıyor. Sveti, şu dergileri oradaki çantaya koy hadi. Yeter anne. Her şeyi ben yapamam ya. Artık çok yoruldum, tamam mı? O zaman neden bana bağırıyorsun? Bunun sorumlusunu bul. Ona bağır. Baksana, babanla Saniye ne oldu? Ne zamandır arıyorum, cevap vermiyorlar. Anne, gelseler ne olacak ki? Nerede kalacağız? Ne demek istiyorsun? Madu'ya ev bulmasını söyledim. Eğer Bombay'da kalacak yer bulamazsak, Mathura'da yaşlı babaannesinin yanına gideriz. Ve orada kalırız, tamam mı? Peki ya bir şey dersin? Ne olmuş? Sanki ağzımız mı yok? Ona pek sevgili Mados'unun bir işte çalışmadığını, kötü biri olduğunu söylerim. Ofiste çalışmadığını söylerim. Mado'nun zengin adamların peşine takılıp gittiğini söylerim. Yeter! Çok konuştun. Yeter artık. Bizi mi susturacaksın? Yeter. Bizi ha? Yeter dedim. Ben bu şehre hayallerim için gelmedim. Dida'nın ilaçları için geldim. Gece mesaisinde çalıştım ki para kazanayım ve Dida'ya geri döneyim. Buraya ben isteğimle değil, son derece çaresiz olduğum için geldim. Ama sen çaresizliğimden faydalandın. Beni hizmetçi yaptın. Ellerimi yaktın. Takılarımı aldın. Hakaretler ettin. Ben yine de sustum. Çünkü bana büyüklerimi aşağılamamam öğretildi. Ama o zaman suskunluğumu acizlik olarak gördün, öyle değil mi? Bana bak yenge, ben savaşabilirim. Bana bağır. Yanlışsam düzelt beni. Ama kişiliğime laf etme. Çünkü o zaman Dida'nın değerlerini sorgulamış olursun. Anlıyor musun beni?
yetiştirilmemi sorgulamış olursun. Ben bunu asla ama asla kabul edemem yenge. Bir erkek çalışmaya gittiği zaman değerli bir adam olur. Ama bir kız gittiğinde neden karakteri lekelenir? Yenge, sen hangi dünyada yaşıyorsun? Benim işimle ilgili hiçbir şey bilmiyorsun bile. O zaman iyi mi kötü mü nereden biliyorsun? Her ne yapıyorsan kötüydü işte. Bak bak, gördün mü? O uysal kız konuşmaya başladı. Yakında tepemize de çıkarsın. İşte bu. İşte gerçek karakterin ortaya çıktı sonunda. Seyti, şuna baksana. Uğursuz bir şey bu. Ama katlanmak zorundayız. Edepsiz işler yapıyor. Biz hakarete uğruyoruz. Sen eğlenirken biz saygınlığımızı kaybettik. Yeter yenge. Tek laf etme. Neden? Acıtıyor mu yoksa? Tabii ki konuşacağım. Bağıracağım ve söyleyeceğim. Sen dik kafalı bir kızsın çünkü. Söyleyeceğim. Yenge, son kez söylüyorum. Tek laf etme. Öyle mi? Durduracak mısın beni? Derler ki utanmaz insanlara dersi verilmelidir. Sen... Ben de sesimi yükseltebilirim. Ve elimi de. Şimdi bile saygısızlık etmiyorum. Buna göre davran. Seni edepsiz, seni küstah kız. Ne cüretle elimi tutarsın sen benim ha? Senin gibi aşağılık insanlar... Sus! Bir süredir senin bütün dediklerini dinliyordum. Ona aşağılayıcı suçlamalarda bulunmaya utanmıyor musun sen? Neden bana bağırıyorsun? Onun yaptıklarını biliyor musun sen? Kızımızın evliliği onun yüzünden tehlikede. Sivit'inin saygınlığı var da Madu'nun yok mu, öyle mi? Kendinden utan. Açık açık yalan suçlamalarda bulunuyorsun. Madu bizim kızımız sayılır. Madu yüzünden evsiz kaldık Bittu. Madu yüzünden değil, senin yüzünden evsiz kaldık biz. Öyle mi? Şimdi bana mı kızıyorsun? Nasıl oldu da bu kadar konuşuyorsun ha? Bugüne kadar tek kelime etmiyordun sen. Yeter! Bugüne kadar sessiz kalmam hataydı. O tokadı aslında sana çok daha önce atmalıydım. Öyle mi? Şimdi yabancılar için sevdiklerine bağırıp çağıracaksın ha? Amca, yenge lütfen sakin olun biraz. Bakın, insanlar seyrediyor. Ne düşünürler sonra? Gözlerini aç da gör işte. Bu kadar aşağılanmaya rağmen bu kız bu aileyi ve senin saygınlığını düşünüyor, görüyor musun?
Madu'yla senin arandaki fark bu işte. Senin Madu'n kusursuz zaten. O zaman onunla kalabilirsin. Evet, onunla kal sen. Ben çocuklarımla yaşayacağım. Git, istediğin yere git. Sriti, eşyalarını al hadi. Sen de eşyalarını topla çabuk. Onunla yaşamak istemiyoruz biz. Sen! Hayır anne, ikinizle de bir yere gitmiyorum ben. Sen ne diyorsun? Aklını mı kaçırdın sen? Onlarla nerede yaşayacaksın? Sokakta mı kalacaksın yoksa? Her yerde yaşarım. Ama babamı ve Madu'yu asla bırakma. Demek öyle. Vah vah. Gördün mü? Ailemi yıktığın için artık mutlusundur. Yenge, beni dinle. Sus! Hiçbir şey duymak istemiyorum. Hadi Sveti, bavulunu al sen. Onunla yaşamak istemiyoruz biz. Anne, benim bavulumu. Al o zaman. Hadi bakalım. Tiyatro bitti. Evlerinize gidin. Amca. Lütfen affet beni. Her şey benim yüzümden oldu. Hayır Madu. Aslında benim özür dilemem gerek. Lilavati'nin seni bu kadar sıkıştırdığını gerçekten bilmiyordum. Yoksa bugün olanlar daha önce olurdu. Daha önce yaşanırdı. Bak Madu, bugün olanları unut. Allah'a güven. Her şey iyi olacak. Nasıl iyi olacak? Nereye gideceğimi hiç bilmiyorum ki. Kalacak bir yerim bile yok benim. Madu Devkinan'dan? Evet, o benim. Yeni evinizin evrakı burada. Lütfen imzalayın. Ne? Evim mi? Sizin adınıza alındı. Ama kim aldı? Adına çalıştığınız kişi. Burayı imzalayın lütfen. Üzgünüm ama ben bunu imzalayamam. Yani bir hata olmalı değil mi? Madu, sanırım bunları patronun ayarlamış. Evet efendim. Bayan Kamli, hemen kağıtları imzala. Adamın çok zamanı yok. Efendim, siz mi? Çok fazla duygusallaşma. Kağıtları hemen imzala. Evin kirasını ve depozitosunu verdim. Biliyorum. Akrabalarınla birlikte yaşıyorsun. Bu eve yerleştikten sonra? Onlarla kalmak ya da göndermek senin kendi kararın. Çünkü evin belgeleri senin adına olacak. Tapusu sende. Bunları benim için mi yaptınız efendim? Bütün bunları yaptım ki işine odaklanabilesin. Bayan Kamil, yarın görüşürüz. Bu arada. Umarım artık geç kalmaz. Kim? Patronum bize kalacak bir yer ayarlamış amca. Hanımefendi, imzalayın. Ama Madu, biz nasıl? Patronum çok iyi bir insan. Orada bütün ailemle yaşayabileceğimi söyledi bana. Ve eğer reddetseydim kendini çok kötü hissedebilirdi. Efendim, evinizin anahtarı. Adres de burada. Teşekkür ederim. Rica ederim. Madu, biz seninle nasıl geliriz? Ben bu şehre geldiğimde bana siz kucak açtınız.
Ben de sizin evinizde kaldım değil mi? Bugün evim varsa o zaman siz de gelebilirsiniz. Benimle orada yaşayabilirsiniz. Evet baba, Madu haklı. Bu arada Madu'yla kalmaya karar vermiştik. Bu yüzden ister senin evin olsun, ister Madu'nun, hepsi aynı. Evet amca, lütfen evet de. Madu, sen çantanı al, ben taksiye getireyim. Hadi. Anlaşılan ev bu. Evet. Burası. Yeni evimiz burası. Evet. Yeni evimiz burası. Hadi bakalım. Neden ellerin titriyor? Bilmiyorum. Ben çok tuhaf hissediyorum. Ne oldu? Yoksa hala tuhaf mı hissediyorsun? Bilmiyorum Sunny. Sanki ben burayı önceden tanıyor gibiyim. Ben burayı biliyor gibiyim. Bay Abay'ın evine ilk gittiğimde yine aynı şeyleri hissetmiştim. Sanki buraya aitim gibi. Bu çok tuhaf bir his. Aha, anladım. Bay Abay bu evi sana verdi. Bu yüzden aynı duyguyu hissediyorsun değil mi? Ben kalan bavulları alayım. Sonra her şeyi düzenleriz. Tamam mı?
İnsanın iki şeyden kaçamayacağı çok doğru. Biri kendi gölgesinden, diğeri ise geçmişinden. Burası Madu'nun hayatına başladığı yer ve evi. Ne yazık ki gerçekten insan istese de kaçamıyor. Kaderin planı ne acaba? Ve bizi ne bekliyor acaba? Arkaya geri dön. Yeni bir hayata başlamamı istedin biliyorsun. Ama sen yeni bir hayata başladın. Aramızdaki anlaşma bu şekilde. Bir şartım var ama. Söyle. Beni asla unutma, olur mu? Amca? Ne oldu? Niye gözlerin yaşlandı? Lütfen gözüme bir şey kaçtı deme. Çünkü ben görebiliyorum bunu. Hayır Madu. Benim yaptığım senin hayatını anlamaya çalışmak. Bazen hayat karşına öyle bir şey çıkarıyor ki hiçbir şey anlayamıyorsun. Neyse, boş ver. Ben bir bakayım, bakalım dışarıda bavul kalmış mı? Döneceğim. Madu, çantan. Madu! Tuhafsın. Beni hizmetçin yaptın. Nedense beni hiç dinlemiyorsun. Sani. Amcamla yengem arasında geçen tartışma. Amcam bu yüzden çok çok üzgün. Her şey benim yüzümden oldu. Bay Abay'la çalıştığımı söyleseydin. Bunlar olmayacaktı değil mi? Keşke bunlar yaşanmasaydı. Ama Madu biliyorsun. Babamın önünde Abay Kapur'dan bahsettiğinde bile tepkisi çok sert oluyor. Ne yapayım ben peki? Birkaç gün gerçekleri söyleme, tamam mı? Bundan hiç bahsetmeyelim. Doğru zaman geldiğinde ne yapacağımıza bakarız. Anlaştık mı? Keşke sana bu evin, annenin, Madu Bala'nın hikayesinin başladığı yer olduğunu söyleyebilseydim. Onun aşkının ve patronun tutkusunun hikayesinin. Seni bu geçmişten uzak tutuyordum. Ama geçmişin kısmetin olarak karşına çıktı. Tek bir şey söyleyeceğim. Bittu her zaman yengesi Madu'nun yanındaydı. Ben de hepsinin yanında olacağım. Bittu amca. Gaz ve tabak çanak henüz gelmedi. Yemek pişiremedim o yüzden. Lütfen güzel olmadıysa aldırma. Neden her şeyi bu kadar sorun ediyorsun ki? Merak etme. Nakliyeciyle konuştum. Her şeyi akşama getirecek. Evet. Ayrıca burada kahvaltı için çok az yiyecek var. Sani biliyor musun? Matura'da sabahın erken saatlerinde bile bir sürü tatlı ve atıştırmalık bulabiliyorsun. Ay çok güzel. Ağzım sulandı. Canım çok çekti. Yeter. Unut bunları. Hadi artık kahvaltını et. Bittu amca. Dider ne dedi biliyor musun? Geçmiş, geçmiştir. Artık onu geri getiremeyiz. Geçmişi unut, geleceğe odaklan. Tamam mı? İşte böyle. Bittu amca, sen beni dinliyor musun? Ben yemek yerken konuşmayı sevmem. Yiyecek almaya gittiğimde annem ve Sweetie'yi gördüm. Bu
Yorgun olmalılar. Tam olarak öyle. Sanki bütün gece dışarıda dolaşmış gibiydiler. Onlara ben bir yere gidin ya da yalnız kalın demedim. Gitmek istediler ve gittiler. Bu kadar. İşte o. Amca, biri kızgınlıkla bir laf ederse bu son sözü olmamalı. Lütfen git ve onu buraya getir. Mümkün değil. Dinle. Yeni bir gün, yeni bir ev. Yeni bir başlangıç yapmayalım mı yani? Nasıl yeni bir başlangıç Madu? Ben hiçbir şeyi bitirmedim. Nereden başlayacağım? Bizimle kalmak istemedi. Ayrı kalmak istedi. Ne yapayım ben? Ayrı yaşamak istedi. Hepsi o. Gitmek istedi. Ama onu durdurabilirdin. Denedin mi peki? Deneyebilirdin değil mi? Hadi git getir onu hadi. Hayır olmaz. Amca bu hiç iyi olmadı. O orada aç. Sense ikinci tabağı alıyorsun. Kendinden utan. Bittu amca lütfen git ve getir onu. Olmaz. Gitmelisin. Hayır. Evet. Hayır. Evet. Hayır. Sen evet. Tıpkı onun gibi. Yani sen tıpkı baban gibi davranıyorsun. Bütün hayatım boyunca onu dinlemek zorunda kaldım. Seni dinlemeyeceğim. Ama amca lütfen dinle beni. Babamın kahvaltı etmesini neden istemedin Madu? Sani şaka yapıyordum. Başka yemek vermezsen beni dinler diye düşündüm. Ama bitti amca gitti. Ne yapacağım ben şimdi? Bana bir akıl versene. Hey! Sen! Beni hatırlamadın mı? Madu balayı görmeye gelirdin. Ben... Baksana bana, yaşlı olan benim. Sen hafızanı nasıl kaybettin böyle? Buraya süperstar Arke ile geliyordun değil mi? Tamam, söyle bana. Evinizde yaşayan bir kız var. Madubala'nın kızı o değil mi? Onu görür görmez tanıdım. O Madubala'nın kızı değil mi? Hayır. Hiç de bile. Yenge? Hayır. O Madubala'nın kızı değil ki. Sadece ailemizin başka şehirdeki uzaktan bir akrabası oluyor o kadar. Ama ona benziyor. Sen de kadın şeytana benziyorsun. Bu demek değil ki bir filmin başrolündeki kötü kadın rolündesin. İşte benim kızım çok güzeldir. Herkes bana bu soruyu sık sık soruyor. Dinle, kızmana gerek yok. Öylesine geçiyordum. Benzediğini düşündüm. Tanışırım belki dedim. Ayrıca burada yaşayanlar çoktan gitti. Müteahhit başka yerden ev verdi onlara. Bir tek ben kaldım. Tamam gidiyorum. Bir şeye ihtiyacınız olursa söyleyin. Bana neden öyle bakıyorsun sen? O yaşlı kadına yalan söylemek zorunda kaldım. Madu'nun gerçekte kim olduğunu kimsenin bilmesini istemiyorum. Ayrıca onun dışındaki eski komşuların burada olmaması da çok iyi bence. Hadi. Dinle canım. Sadece dinle. Dinle. Lütfen af. Bana bak lütfen. Özür diliyorum. Eğer istersen dizlerimin üzerine çöküp özür dilerim. Amca, onu mazur gör. Hadi affet ne olur.
Bana bak. Kulaklarımı tutuyorum. Affedersin. Benden değil, Madu'dan özür diler misin? Ama amca... Madu. Hayır yenge. Ne yapıyorsun? Bırak yapayım. Bırak da günahlarımdan tövbe edeyim. Sweetie, gel, de özür dile. Üzgünüm Madu. Sweetie, kimsenin özür dilemesine gerek yok. Bu ev hepimizin evi. Anladınız mı? Tamam, şimdi her şeyi unutalım. Siz dinlenin. İşe geç kaldığım için gitmem gerek. Hoşça kal. Allah'a şükür. Sonunda kalacak bir yer bulduk. Buraya gel Bibi. Bak senin için kahvaltıyı kendim hazırladım. Burada gözlemeler var. En sevdiğin acı kabak turşusu canım. Eline sağlık ustaşım. Ama bu acı kabak turşusundan Pami'ye verme istersen. Şimdi bile acı konuşuyor. Bunu yerse iyice zehir kusacak sanırım. Sağlığa zararlıdır. Bibi çok komiksin. Otur hadi, otur. Ha, öyleyimdir. Ekmek al. Ayşe nerede? Okula gitti. Bugün proje sunumu varmış. Tamam. Öğleden sonra gelecek ama. Peki Abay? Onu bilmiyorum. Onu bekleyebilirsiniz. Yemek için ne acelemiz var? Ben gidip çağırayım. Odasında olmalı. Sekreter, yemek yemediğin ve aileden birilerine komplo kurmadığın zamanları çok seviyorum. Hadi git. Bibi, daha yeni kalp krizi geçirmedin mi? Kendine dikkat etmen gerek. Henüz ölmedim. Git de işine bak. Ah, gel oğlum. Kahvaltı için seni bekliyordum. Günaydın Bibi. Günaydın Abay. Günaydın. Herkese günaydın. Günaydın canım. Ay ay. Sana bakınca gözüm kamaştı. Apayımız çok akıllı ve çekici görünüyor. Bir kahraman gibi. Kahraman? Yani beyefendi gibi görünüyor diyorum. Ha. Çok çekici görünüyor. Teşekkür ederim Bibi. Bazı özelliklerimi de senden almışım. İşte budur. Evet, ailede böyle, evet. Nikil, bu tanıtımı yayınlat. Artık film yapmıyorum. Bu yüzden ofise ihtiyacım var. Emlakçılarla görüşüp iyi bir yerde ofis aramaya başlamanı istiyorum. Tabii. Abay neden bir anda ofis arıyor? Abay? Neden ofis arıyorsun? Oho. Neden bu kadar çok konuşuyoruz? Önce yiyelim, sonra konuşuruz. Doğru. Aha, evet Abay. Al bakalım yaptığım gözlemelerden mi? Yoksa seninle bozuşuruz. Herkesi tek tek susturacağım. Sen yaptıysan yerim yenge. Al canım, ye hadi. Apay, ne tesadüf. İlk filminin ilk çekimini bugün yaptığımızı hatırlıyor musun acaba?
İzninizle. Abay? Abay? Gelin aranıyor. Güzel, kültürlü, eğitimli, ev işinden anlayan, değer yargıları... Neler yazmışsın öyle? Bu ilan tıpkı bu bitki çayın gibi sıkıcı. Bu reklamı okuduklarında oğlum güzel ve hoş bir kız bulamayacak ki. Ona evlat edinmek isteyen teyzeler çıkacak. Benim oğlum mükemmel biri. Ona özelliklerine uygun şeyler yaz. Bibi. Efendim. Eski bir ilanı okuyordum. Üzgünüm. Yani Bay Abay'ın evliliği için ilan yazdırmak istediğin kişi ben miyim sence? Emin misin? Evet. Biliyor musun? Geçen yıl Oscar alan hikayeyi de ben yazmıştım aslında. Aferin. Bu harika bir haber. O zaman oğlumla ilgili de çarpıcı ve güzel şeyler yaz. Olur mu kızım? Şimdi torununla ilgili muhteşem şeyler yazacağım. Tamam. Gelin aranıyor. Evet, bu aileyi sevgisiyle bir arada tutacak bir kız arıyoruz. Oğlumuzun kalbini güzelliğiyle kazanacak bir kız. Değerleri ve kültürlere inancı olan bir kız olacak. Ev işlerinden anlayacak. Hem sırdaşı hem de hayat arkadaşı olacak iyi bir kız arıyoruz. Bununla birlikte onun her zaman akıl hocası da olacak. Eğer böyle özellikleriniz varsa gelip ailemize tanışabilirsiniz. Harika, evet. Çok güzel, çok güzel. O kadar duygulandım ki seni ayakta alkışlıyorum güzel kızım benim. Bu çok olmadı mı? Ne? Öyle mi? Bu arada Bibi, sence bir tuhaflık yok mu? Baya baya bir süperstar. Sen de süperstar torununun kimlik bilgilerini bir evlilik bürosunun web sitesine... yüklüyorsun. Ay hiç de değil. Neden olsun ki? O süperstar olmadan önce benim torunum. Ve bunu yayınlatmazsak doğru kızı bulamayız ki. Öyle değil mi? Üstelik kızların onun etrafında dolaşmasını hiç sevmiyorum. Emin misin? Yani bir daha düşün. Bibi lütfen. Bunu internete sen yükleyeceksin bak, tamam mı? Anladın mı beni? Bana bak, bunu söyleyerek lütfen kafamı karıştırma. Sen yapmazsan Ayşe'ye söyle, o yapsın o zaman. O yükler. Tamam, yaparım. Tamam, peki. Dinle. Sen de Allah'a dua et, olur mu? Ona kısa zamanda öyle bir kız versin ki. Bibi, olmuş. Hı. Bil bunu. Ne? Neden biliyor musun? Bu listedeki bir sürü özellik bende de var ve benim gibi bir sürü kız bulacaksın, emin ol. Ah Allah'ım, karanlık çağdayız. Bugünkü kızlar kendileriyle ilgili nasıl yanılgı içindeler? Bibi. Şakaydı. Hadi sadece dalga geçtim. Gerçekten güzelsin. Hadi git. Şakanı hiç beğenmedim. Ayşe, Bibi izin verdi. Al, hemen internete yükle. Vay canına, harika. Hemen hallederim. Affedersin Madı, telefon. Hemen dönerim. Alo? Hayır, proje üzerinde çalışıyordum. Burada ne yapıyorsun? Şey, hiçbir şey. O zaman bir şey yapmayı öğren. Nasıl? Apay'ın yine ofisiyle ilgili ilanın yarınki gazetede yayınlatılması gerekiyor. Tamam, yaparım. Şeyin kırılması hiç önemli değil ama gözlüklerim kırılırsa hiçbir şey yapamam. Şuna bak, neredeyse unutuyordum. Acele et de işini bitir. Aşağı.
Ayşe kızım. Bu kızın nesi var? Görünmez adam gibi sürekli kaybolup duruyor. Ayşe. Bu da ne? Bu bir ofis ilanı. Apay bunu şu işe yaramaz Nikil'e vermişti. Gazetede basılsın dedi. Bu Nikil işe yaramazın teki zaten. Görüntüsünde bile meymenet yok. Saçma sapan bir insan. Hah, hiçbir şeyi doğru yapamıyor. Ah, dur ben şunu bir bulayım da azarlayayım Nikil.